Bir de sevgili Şekil Kırcalı'nın düzenlemesinin folklorunda koromuzu dinliyoruz. Halaylı folklori. Yalnız bütün salonu halay çekmeye davet ediyoruz bu parçada, olur mu? Kıymetli hazırım, çok değerli saz heyeti ve solist heyeti, Keçiören Belediye Başkanımız Kıymetli Bağdur Beyefendinin en kalbi duygularla saygı ve selamlarını getirdim. Lütfen kabul buyurun efendim. Hem kıymetli başkanım hem de şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Kuvvetle muhtemel başkanım kendi katılacaktır. Kıymetli muhtarıma gösterdim. Çok geç haber verdim bana, sekreteriye. Karşınıza kravatsız çıktığım için de özür diliyorum. Çünkü çalışıyordum. Makamda çalışırken acil bir nikah çıktı zannederim veya başka bir konu. Apar topar geldim. Ki kravat takmadan da muhtarım bilir, hiçbir yere gitmem. Ama böyle güzide topluluğu ve siz hazırlığı taşla kravatsız geldiğim için tekrar özür diliyorum. Benim orada notum vardı, şu not, o bir tane kağıt alabilir miyim? Bir tane, ama onu alayım ben. Şimdi bu kadar güzel gelirken ya ben niye geliyorum falan diye düşünüyordum. İyi ki gelmiş. Yani iyi ki gelmişim. Nasıl söyleyeyim? Atom kalıcı bir şef var. Yani Gülşen Bircan diye ben bir alkış istiyorum. Şimdi saz heyetine gelince ben gerçekten belediye başkan yardımcısı olmazdan önce uzun süre emniyette çalıştım. Sonra Sağlık Bakanlığı'ndan. Siyasi olduğum için meclis üyesi çok topluluğa gittim. Hesabi değil, harbi bir topluluk. Yani, kesinlikle harbi bir topluluk. Gönül esasına dayanıyor. Ama saz heyeti gerçekten profesyonel. Bu notu benim vermem hakim değil. Ama izliyoruz yani biz de böyle amatör toplulukları da izliyoruz. Başka ilçelerdekileri de izliyoruz. Ama saz heyeti için yürekten bir alkış istiyorum. Yürekten. Polislerimiz ve arkadaş hanımefendiler, beyefendiler için de ayrıca bir alkış. Şimdi bunu dedikten sonra sıkıyorum inşallah sizi. Çünkü çok güzel bir program oldu. Benim sesim de biraz karga gibidir. Onu da bilirim ama. Şimdi bu 21. sırada Necmettin Bey'in bir şarkı değil mi hocam? Şarkı deruhte etti. O hani şimdi diyorlar ya Y kuşağı, Z kuşağı falan diyorlar ya. Tost kuşağı anlattı. Tam tost kuşağı. Biz tost kuşağız. Yani tam biz tost kuşağız. Yani bizim jenerasyon. Niye böyle diyor ben şimdi? Şefik gibi bir müzik hocam olsaydı benim orta ikide ben çok farklı olurdum. Herhalde uçak mühendisi falan oldum yani. Şimdi ne alaka diyeceksiniz. Orta ikideyiz, tam karne alacağız. Müzik hocam bana dedi ki sen bir şarkı oku dedi. Ben şimdi kuyu başına vardım, Zeynep'in bekler diye bağırıp duruyorum koridorlarda falan. Nedense okulların altında da toz dumanlı bir beden salonu oluyordu Aktepe'de. Ben de söyleyeceğim ama Neslihan diye bir kız var, bizim hanım yok nasılsın? Şimdi, ulan ben söyleyeceğim ama Neslihan da mı tanıyor? Hoca da diyor, onu niye söylemedi? Ya nasıl söyleyeyim? Küme oturuyoruz karşılıklı. Ya Neslihan şimdi sesimi beğenmeyecek filan nasıl? Beni müzikten bıraktı. Ulan üç derste direkt kaldım ben. İki ders ikmal, üç ders direkt kalıyorsun. O zaman da ortaokulda siz bilir, hani siz çoğunuz hepiniz gençsiniz de. O zaman üç derste direkt kalıyorsun.
Ama orada şey var, kimya falan gidiyoruz. Redox ortaokulda çok şey, ağır bir dersler var. Babam beni tuttu kulağımdan doğru sanayiye verdi. Senden dedi olmayacak demek ki dedi. Çünkü rahmetli abim oku diyor, beş kardeşim. La ben okuyacağım. Neslihan okulda kaldı. La ben gittim sanayiye. La Allah'ım yarabbim öleceğim ya. WhatsApp yok ki atayım bir mesaj da kızım yani o da yok. Ulan ne yapacağız Neslihan'ı bırakmış. Sanayide ortaokulu bitirdim. Gece lisesi okudum. Bu aşağı ilerince Lokman ikime giden yolda asfalt yoktu. Neyse uzatmayın. Teşekkür ediyorum Necmettin Hoca. Bizim nesli söyledim. Tabii ondan önceki derimde de şarkılarda da yine bize anlattı. Yani bu salonda bana çok dokundu şarkılar. Yaşadıklarımızı anlattı bize. Ama mutlaka size de dokundu. Ben lafı uzatmayacağım. Şefime hakikaten teşekkür ediyorum. Seçilen şarkılardan ötürü ve solistlerimizden de bunları çok iyi yerine getirdiği için diyorum. Aranızda bulunmaktan son derece bahtiyar oldum. Gerçekten sağ olun. Yani ben 10 yaş gençleştim. Özür dilerim. Saygılar sunuyorum. Burada bitiriyorum. Muhtar arkadaşlarımız buyursun sahneye. Efendim bu arada bu konseri organize eden Muhtarlar, Keşören Muhtarlar Derneği'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Çalanların içinde birçoğu benim öğrencilerim. Onlara ayrıca bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ederim. Sana ve ekibine Allah razı olsun. Bize güzel dakikalar yaşattınız. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Allah size razı olsun. Ne yazmışız? Aşağıranca Mahallesi korosunu kurarak insanımıza Türk müziği sevgilisini aşıladığınız için Keşören Muhtarlar Derneği olarak size şükranlarımızı dilekleriz. Bundan sonra çalışmalarınızda başarılar dileriz.